Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dünkü bilim kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca, bir yandan virüsle ilgili pik döneminde olduğumuzu, diğer yandan da bir düşüş eğilimine girdiğimizi söyledi. 65 yaş üstüne bir esneklikle ilgili henüz bir karar alınmadığını söyleyen Bakan Koca, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'le ilgili iddialardan Adana Sahra Hastanesi tartışmasına kadar birçok soruya da yanıt verdi. Pik döneminde olduğumuzu söyleyebilirim ve bir düşüş trendine de girdiğini görüyoruz. Sağlık Bakanı Koca pik dönemi dedi, düşüş trendinin olduğunu da söyledi. İkinci dalga riskini hatırlattı. Bunun kalıcı olması önemli. O nedenle de bu dönemde özellikle temasın ve mesafenin son derece önemli olduğunu, izolasyonun önemli olduğunu, bu anlamda gerekli tedbirlere uyum gösterilmezse yeni bir pik dalgasına yol açabilir. Bilim kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca virüsle ilgili son gelişmeleri paylaşırken sağlık çalışanlarına ayrı bir parantez açtı. Sağlık çalışanı enfekte sayımız 7.428. Yani 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımız içinde 7.428 kişi. Ortalama vakalarımız içindeki oranı %6,5'a yakın. Avrupa'daki ortalama %10-11'lerde. Bakan Koca'ya normalleşmenin ne zaman olacağı ve 65 yaşındakilere bir esneme gelip gelmeyeceği de soruldu. Özellikle bu ay boyunca bir takım tedbirleri devam ettirerek nasıl bir normalleşme yapılacağıyla ilgili hazırlıklar tamamlanınca da kamuoyuna bu açıklamalar zaten ilgililerce yapılmış olur. 65 yaş üstü büyüklerimizi, çınarlarımızı hiç olmazsa birkaç saat, hiç olmazsa gezmelerini, dolaşmalarını, trafik araç kullanmadan yakın mesafe anlamında yapılabilir mi? Böyle bir serbestlik söz konusu olabilir mi diye gündem oldu. Bununla ilgili daha net bir öneriye dönmedi. Bu da bir yaklaşıma gelirse o durumda zaten görüş olarak Cumhurbaşkanımıza da sunulmuş olur. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Sahra Hastanesi çalışmasının engellenmesinin ardından başlayan polemik sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aktardığının aksine Adana'da yatak sayısının Türkiye ortalamasının altında olduğunu söylemişti. Bugünse ortalamanın üzerinde dedi. Yani Adana'da toplam 10 bin kişiye düşen yatak sayısı Türkiye'de 28 iken Adana'da 32. Ortalamanın üzerinde. Bakan Koca, koronavirüse yakalanan ve İsveç'ten Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken'in akrabası olduğuna dair iddialara da cevap verdi. Benim hiçbir akrabalık bağım yok. Hiç tanımıyorum. Aracı olanlardan da hiçbir akrabam veya tanışık olduğum biri olmadı.